Merhaba gençler, X4'ün yeni bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sıfır kredimiz var, hiç paramız yok ve yapılması gereken bir istasyon tamiratı var ya da inşaatı var, her neyse. Bu bölüm para kazanmak için biraz görevlere bakacağız. Yani açıkçası nasıl yapacağız çok da iyi bildiğimi söyleyemem ama anladığım kadarıyla İstasyonlara gidip istasyonlardaki sinyalleri tarayarak görevler bulmamız gerekiyor. İşte mesela burada bir tane bilinmeyen istasyon var. Oranın konumunu aldım ve hareket ediyorum. Otomatik pilotu da açalım ve gidip oradaki sinyalleri tarayalım gençler. Oyuna ayın 20'sinde yani 20 Haziran'da bir güncelleme gelecek. Büyük bir güncelleme gelecek. Bu güncelleme ile pek çok iyileştirme olacağı söyleniyor. Öyle yazıyor. Ben aralarındaki farkı bilemeyeceğim. Çünkü yeni bir çarpacağız peki. Yeni bir o fena çarptık. Cümlemi de bitiremedim. Tamam. Ben aralarındaki farkı bilemeyeceğim. Yani bu güncelleme ile gelecek olan şehirler arasındaki farkı. Yeni bir oyuncu olduğumuz için bunu bilemiyoruz ama oldukça iyi oldukları söyleniyor. Bununla birlikte ayın 20'sindeki güncellemede oyuna resmi Türkçe dil desteğinin gelmesi de muhtemel. Yani aslında gelmesi bekleniyor. Eğer yetişirse oyuna resmi Türkçe dil desteği gelecek. Güzel, yaklaştık. Son olarak bir de bu güncelleme ile yeni bir DLC gelecek. Oyunun tarihsel sürecini kapsayan bir DLC. Evet. O nedir? Düşman hedefi gördüm mü alırım. Evet. Hiç affetmem gençler. Yeter ki alabileceğim bir hedef olsun. Hangi oyun olduğu da önemli değil. Altıma bir gemi, birkaç silah ve kapışabileceğim bir düşman hedefi verin. Gözünün yaşına bakmam. Neyse. Tarama modunu açtım. Ve çevreye bakıyorum. Bir sinyal arıyorum. Gördüğüm kadarıyla şuralarda bir yerlerde bir sinyal olma ihtimali var. Peki, sinyalin kaynağını kaybettik. Gördüm onu. 500 kredi ödül aldık. Az önce patlattığımız gemiden dolayı, düşman hedefinden dolayı. Şimdi şuna bir yaklaşalım bakalım. Ya şu mouse'un, evet. Sürekli ekranda kalması sinir bozucu ve onu kapatmanın bir ayarı yok gençler. Evet. Bu görevi yapamayız çünkü zor bir görev. Para olarak da 1.658.000 kredi veriyor. Ama ben bunu tabii ki yapamam. Söz konusu bile değil gençler. Henüz daha oyunu anlamaya çalışıyorum. Zor bir göreve girip de tekrar tekrar patlayıp sinirlerimi bozmak istemiyorum. Başka sinyal var mı? Ona bakacağım. Evet, şuralarda bir yerlerde de bir sinyal varmış. Bakalım bulabilecek miyiz? Gördüm onu. Yani buz mineraliyle ilgili bir şeyler yazdı ama
komisyon momisyon falan bir şeyler yazdı. Ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen ticaretle ilgili bir şey olabilir. Yani satışlardan komisyon mudur artık? Her neyse bilemeyeceğim gençler. Bir de şöyle bakalım. Sonra başka bir istasyona uçmayı deneyelim. Çünkü anladığım kadarıyla burada da başka sinyal yok. Haritayı açıyorum. Asteroid. Diğerine doğru hareket edelim. Otomatik pilotu açıyorum. Bu otomatik pilot oldukça iyi. Yani en azından gemi kendi başına giderken ben de işte kayıtla ilgili konuşabiliyorum. Neyse, oraya gidelim. Bir de şansımızı orada deneyelim. Yani hiç paramız yok. Şuna bir bakmak istiyorum. Planlama yap. İşte bir takım şeyler almaya başladık. Ama buraya ayırdığımız para da tükendi. 9000 kredi kalmış. Evet. 9000 kredi kaldı gençler. O krediyle bu tamiratı yapamayız. Daha alması gereken çok fazla materyal var. Çok fazla materyale ihtiyacımız var. Onlar için para gerekli. Bir de işte inşaatı yapacak bir gemi kiralamamız lazım. Henüz onu da yapamadık çünkü para yok. Her şey para ama bizde sıfır kredi var. Nerede bu sinyal? Buralarda bir yerlerde gördüm onu. Ah, işte bu tam bana göre çünkü çok kolay diyor. Bakalım. Beni bu istasyondan olabildiğince çabuk uzaklaştıracak hızlı bir gemiye ve iyi bir pilota ihtiyacım var. Ben oraya varmadan önce kimse beni bulamadığı sürece nereye gittiğimin bir önemi yok. Yardımınıza güvenebilir miyim? Eğer öyleyse istasyona inin ve benimle rıhtım alanında buluşun. Evet, seni orada bekleyeceğim. Bana yardım edebilecek misin diyor. 44.415 kredi. Kabul ediyorum gençler. Zaten kabul etmekten başka da yapabileceğim hiçbir şey yok çünkü paraya ihtiyacımız var. Bunu her seferinde söyleyeceğim. Para, para ve para. İniş izni mi almam lazım? Evet, bir de auto docking modül alacağız. İlk fırsatta bunu da almamız lazım. Aslında bakarsanız gemiyi kontrol etmek hoşuma gidiyor. İnişleri, kalkışları yapmak ama bilemedim. Belki de bir docking modül iyi olabilir. Kalk diyelim. Sarı kılavuz çizgisini takip ediyorum. Oradaki beyefendiyle mi konuşacağız? Hello. Lütfen gemiye gelin. Hangi gemi? Tabii ki bir tane gemimiz var. Ona gideceksin. Bu istasyonda satabileceğim bir şey var mı? Satıp paraya çevirebileceğim herhangi bir şey var mı? Örneğin kargomda garip şeyler var. Onları satabilir miyim? Nereden satabilirim? Tüccar köşesine bir bakalım. Yanlış yere mi geldim?
Sen. Malzemelerini bana göster bakalım. Ne satabilirim? Arayüz birimi. 1000 kredi. Para etmiyor. Satmasak da olur. Lazer. Bunlar geminin malzemeleri. Ticari malzemeler. Ama bunları karşı taraftan alıyorum. Bende bunlardan hiç yok gençler. Bende şu an olan bir tane lazer, bir tane uzay giysisi ve bir tane arayüz birimi var. 1000 kredi. Onu da satmaya değmez. Para etmiyor zaten. Yani belki de sana da hoşça kal. Belki de her istasyonda bunu sorgulamak gerekiyor. Her istasyona gidip bunu sorgularsak en azından bu nedir? Güvenlik aparatı okuyamıyorum aslında. Kırmızı renk ve mavi grimsi bir rengin üzerine yazıldığı için okunaklı değil. Ama anladığım kadarıyla bunu üretebilir miyim? Mesela şundan bir tane bulursam ve bundan da tabii ki kırmızı olanlar eksik anladığım kadarıyla bir şeyler craft edebilirim. Tamam. Çok da önemli değil. Gemiye geçelim. Bu beyefendi gemiye geldi mi? I'm aboard your ship and ready to go. Tel Güneş Enerjisi Santrali. Göreve bakalım. Evet, oraya gitmemi istiyor. Rotayı otomatik çizmiş zaten. Çok güzel. Hadi bakalım. Gidelim. Şu an benim kredim 500. Evet, sadece 500. Otomatik pilota geçmeden şöyle bir çevreyi de tarasak nasıl olur? İlginç bir şeyler bulur muyum? Sürekli asteroidler var ama. Evet. Hadi o zaman otomatik pilot bizi oraya götürsün. Oyunu sevmeye başladım gençler. Biraz karmaşık. Hala daha benim için öğrenilmesi gereken bir oyun. Çok fazla detayı barındırıyor. Ama oyunu sevmeye başladım. Ben eski bir EVE Online oyuncusu olarak bu kadar karmaşaya aslında alışık biriyim. Ki Elite de oldukça karmaşık bir oyun. Bu tür karmaşık oyunları seviyorum ama bu oyuna nedense başlayıp başlamama konusunda sürekli tereddütlerim vardı. Başladıktan sonra da sevdim. Siz bir kayıt süreci görüyorsunuz ama benim aynı zamanda bir test sürecim de var. Yani ikinci bir kaydım daha var. Onunla test süreçlerini yürütüyorum. Daha sonra oradan edindiğim deneyimleri de kanal için yürüttüğüm seriye aktarmaya çalışıyorum. Umarım başarılı olacağım. Bir süre sonra zaten test sürecini bırakacağım. Hemen hemen her şeyi öğrendikten sonra, hemen hemen her şeyi demeyelim de, gerekli olan şeyleri tamamen öğrendikten sonra test sürecini durdurup tamamen kanaldaki seriye odaklanıp öyle ilerleyeceğim. Ama şu aşamada biraz zorluklar çekiyorum. Üstesinden geleceğim gençler. Peki, az kaldı. Birazdan orada oluruz. Haritayı açalım. Bilinmeyen istasyon, bilinmeyen nesne. Mesela şuna gidip bakmak lazım. Bu neden bilinmeyen nesne? Oradan ne çıkabilir? Boşlukta uzay gemileri keşfetmek mümkün.
Bu arada buraya gelmişken bir de şey bırakacağım. Uydu bırakacağım gençler. Disengaged. İniş izni almamız lazım. Evet. Yaklaşalım. Docking granted. Yine mouse'un. Evet. Mouse kullanmıyor olmama rağmen mouse sürekli ekranda kalıyor. Hadi bana parayı ver. Verdi gençler, 44.000 kredimiz oldu. Hoş bulduk. Şuradan bir kalk ve sana yardımcı ol. Gel buraya. Çok ilginç. Ona yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı diye sormak istiyordum ama benimle konuşmayı reddetti. Sen çok ilginç. Hangi ara asansöre bindi anlamadım bile. Şimdi arayüz, nadir baharatlar. Ya 828 kredi. Bakın burada fiyatı düşmüş. Yani burada da pek satılacak bir şey yok. Goodbye. 4 tane pasif görev görünüyor. O pasif görevler nedir bakmak istiyorum. Çok kolay diyor. Hassas veri gerekli. Rakiplerimizi ve düşmanlarımızı takip etme içindeyiz ve bu nedenle onların faaliyetlerini ve teknolojileri konusunda tetikte olmaya devam ediyoruz. Yakınlardaki bir istasyonun tehdit değerlendirmesini yapmak istiyoruz. Bunu başarabilmemiz için ajanlarımızdan birinin istasyonun derinlemesine taranması. %26 diyor. Bunu kabul edeceğim gençler. Bu görevi yapmak için herhangi bir ekipmana ihtiyaç yok anladığım kadarıyla. Sadece gidip taramamı istiyor. Yaparım. Neden olmasın? Ama önce şeye gidelim. Kapıya gidelim ve kapıya bir uydu yerleştirelim. Hadi be, yanlış. Yanlış oldu. Şimdi şu mouse'u da aradan kaldıralım. Evet, Woodworm Cezaevi diye bir yer. Orada saldırıya uğrar mıyız bilmiyorum. Şaka mı yapıyorsun? Oraya kadar gitmemi bekliyor. Tamam, görevi aldıysak gideceğiz gençler. Şimdi biz şu kapıya bir... Evet. Sol tarafa gidelim. Oo, hedef gördüm. Talati Station, Magneta Turba, Civilian Ship D. Tourbus B. Civilian Ship D. Aldım onu.
Şunu da alalım. Container. Ne aldık? Meja git diye bir şey aldık. Artık her neyse bilemeyeceğim. Kapıya yaklaşalım. Şurada dur bakalım. Bir uydu attım. Evet, alanı fena değil. En azından buradaki gemileri ve faaliyetleri görebilirim. Şimdi şuraya biraz para aktaralım. Bakın tüm krediyi tüketmiş. Ne kadar aktaralım gençler oraya? Şöyle 30.000 kredi aktaralım inşaat faaliyetlerini yürütmek için. 19.134. Muhtemelen tekrar buraya bir şeyler gelmeye başlayacak. Ve biz de otomatik pilotu açalım. Bakalım bizi nereye götürecek. Oradaki görevi de yaparız. Ve biraz daha para kazanırız. Yani. Evet, bu muhtemelen bize bir şeyler getiriyor. Çünkü bu gemiler istasyona yaklaşıp yaklaşıp malzeme indiriyor gençler. Takipte kalalım bakalım. Takipte kalalım. Bakalım bir şeyler artıp azalıyor mu? Şu an gördüğüm kadarıyla bir şey yok. Peki. Yolculuk devam etsin. Oraya vardıktan sonra devam ederiz. Evet gençler geldik. Şimdi benim anladığım kadarıyla bu şekilde yaklaşıp istasyonu tarayacağız. Short range transporter. Civilian ship D. Short range transporter. Onları alabilir miyim? İstasyonun arkasındaymış. Aldım onu. Bu arada görevi tamamladım mı? Görevi tamamladım. Peki, hiç sıkıntı değil. Şuraya bir iniş izni alalım. Ve kaydı bitirelim. Nereyi verdin? Yani iniş iznini onayladı ama... Bakalım. Şurasıymış. Evet, 500 kredi verdi az önceki hedefi patlattığımız için. Peki gençler bir saniye şimdi. İşte burada. Yeterli paran yok diyor ya. Abi bunları kiralamak için ne kadar paraya ihtiyacım var benim? Tamam şuraya bakalım. Evet, bir şeyler olmaya başladı. Paramızı da gayet güzel harcıyorlar. Şuranın kredisini
30 bin yapalım. Bir miktar daha kredi aktardık. Bizim cebimizde 28 bin kaldı. Ve burada bırakıyorum gençler. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.